Evet, herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Cuma günü programında beraberiz. Bu hafta milli maçlar öncesindeki son hafta. Yani bir milli ara olacak. Şimdi yani bu hatırlatmaları size yapmak aslında yapmamam lazım. Bunları artık sizin biliyor olmanız lazım ama bunlara özen gösterin. Bunlara dikkat edin. Hele ki bu sene bu gibi aralara çok dikkat edin. Neden? Şimdi bak, hafta içi mesaisinde olan takımlar var. Bu hafta içindeki mesaisindeki olan takımlar bir de hafta sonu bir de lig maçı yapacaklar. Bu takımlardaki oyuncular bir de milli takıma gidecek. Şimdi dolayısıyla bu 7 günlük periyotta yapılacak maçlar, gidilecek seyahatler, oynanacak oyunlar, maçlar falan filan derken bu arada bu kadar sık, yani milli takıma çok fazla oyuncu gönderenler, işte milli takım performansı, kulüplerin performansı, bunları harmanlayın arkadaşlar. Özen gösterin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. Takımlardan örnek veriyorum. Yani mesela milli takımlara oyuncu yollayan işte Milan diyelim, değil mi? Milli takıma, Inter Milan milli takıma yolladığı oyuncu sayısı belli. İşte örnek veriyorum, Monza'nın milli takım yolladığı oyuncu sayısı belli. Inter Milan'ın hafta içi mesaisi, hafta sonu mesaisi var. Monza dediğin takımın sadece hafta sonları maçı var. Şimdi dolayısıyla burada bu yüksek seviyedeki takımlara dikkat edin. Mesela şimdi şöyle, şimdi Manchester City'ye bakarsın veya Barcelona'ya bakarsın. Bunlara da yine örnek veriyorum, veya Real Madrid'e bakarsın. Yani bu takımlardaki Brezilyalı oyuncuların sayısının da fazlalığına dikkat edin. Yani mesela Avrupa'ya oyuncu yollamayan büyük takımlarda yok mu? Var. Ha, içlerinden bir tane filan yolluyordur belki. Kadronun içinden bir tane filan oyuncu yolluyordur. Ha, bunları çok fazla etkilemez. O yüzden buralara özen gösterin. Şimdi cuma gününe gelince, cuma günü yayını öncesinde sizlere ufak bir hatır. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video beğenileri, seviyeyi biraz yukarıya çekmemiz lazım artık. Senelerdir yeter ga artık ya. Bu seviyeyi 300-500'lere çıkarmamız lazım ki ben hafta sonu programı size yayınlayabileyim ve burada güzel bir kupon vereyim size. Eğer bu beğeni sayıları yukarıya çıkarsa ben burada size bir kupon paylaşayım. Yoksa bu işler böyle keyifsiz yürüyecek yani yakın zamanda. Sadece böyle herkesin anlattığı gibi bu maç şu olur, bu size detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Ya da işte herkesin verdiği gibi Dortmund kazanır 1-10 veya Bayern Münih kazanır 1-20 işte veya 0.5 üstü veya böyle saçma sapan oranlar vereceğim. Sizleri kandıracağım. Çünkü siz böyle insanları alkışlıyorsunuz. Böyle insanlara sırtınızı alıp taşıyorsunuz. Seven öpülür, öpen sevilir derler ya, siz öpülmeyi seviyorsunuz demektir yani bu. Ben de o yola doğru gideceğim. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi aramıza katılmak isteyen arkadaşlar, çok güzel bir şekilde seri sistemimiz, katlama sistemimiz devam ediyor. Öğreneceksiniz. Sağdaki soldaki insanlar. Bakıyorum şimdi tek maç falan katlama yapıyorlar. Profillerinde paylaşıyorlar. 15'te 4, 14'te 14, 15'te 10 falan böyle saçma sapan. Ya abi bak, bir şeyleri yaratın. Bir şeyleri yapın yapın. Canlı maç vermiyordunuz. Canlı maç vermeye başladınız. Canlı bahis. Siz canlı bahisin ne olduğunu bilmiyorken 4,5 sene önce, 5 sene önce biz canlı bahis alıyorduk grupta. Şimdi katlamaya geçtiniz. Herkes rolling diyordu. Bilmem ne diyordu. Şimdi herkes katlama serisi yapmaya başladı bizimle beraber. Ama atladıkları bir şey var güzel kardeşim. Ben katlama serisinde 1-10 vermiyorum, 1-5 vermiyorum. Benim verdiğim oranları siz 4 maçta bulamazsınız. İddia ediyorum. Şimdi aramıza katılmak isteyen arkadaşlar, Red Light tek maç katlama sistemimiz Red Light grubunda. Majör liglerden kuponlar Red Light grubunda. Canlı bahislerimiz Red Light grubunda. İleriye dönük uzun vadeli bahislerimiz Red Light grubunda. Şimdi yakında Şampiyonlar Ligi şampiyonunu açıklayacağım. O da gelecek ama o da bu sene farklı bir konsepte gelecek. Öyle. Geçen sene biz İspanya, Arjantin'i, Dünya Kupası'nı bil. İtalya'yı, Avrupa Şampiyonası'nı bil. Sonra gel Avrupa Kupası'nda tekrar İspanya'nın şampiyonluğunu bil. Ya şimdi bak, bu işler böyle Şampiyonlar Ligi'ni bil. Ama beğeniler buralarda kalsın. Bir halıyı sirkeleyeceğim ben. Bir de PTT Ligi'nde dolu düzgün gidiyoruz. PTT maçlarına da Ahmet kardeşimiz sağ olsun. O bakıyor profesyonel bir şekilde. Ciddi ciddi bütün maçları izliyor. Çayını içiyor, ıhlamurunu içiyor. Bütün maçları pür dikkat seyrediyor. Süper Lig'de bir tek Beşiktaş maçını izliyor. Hasta Beşiktaş'ı çünkü kendisi. Haricinde Süper Lig'den maç izlemez, PTT'den maç izler. O günü Barcelona Real Madrid maçı olsun. Aynı saatte işte Kocaeli Manisa Spor maçı olsun. Gider Kocaeli maçını izler. Böyle de hasta bir PTT Ligi'ne. Bütün PTT Ligi'ndeki takımların forması da var kendi evinde. Bizzat gördüm diyoruz ve Ahmet'e de buradan sevgiler, saygılarımı sunuyorum. PTT'den bahislerimizi vermeye devam ediyoruz. Bakın göreceksiniz, not alın. Yarın öbür gün bunlar PTT Ligi'nden de maç verecekler. Bu toplulukta, bu piyasada PTT'yi 2 senedir, 2,5 senedir bahis veren tek kanalız. Yarın öbür gün bunlar da verecekler, görün. Şimdi bu PTT ligleriyle Süper Lig maçlarını da Rapperban grubunda veriyoruz. Ve orada ayrıyetten bir de Spor Toto yayınlıyoruz arkadaşlar. Orasında grubumuzun adı Rapperban grubu. Yani her iki gruba da dahil olmak istiyorsan iki gruba da dahil oluyorsun. Bak ben bu herkesin aldığı rakamların çok çok altında rakamlara buralara dahil oluyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Bir ona adamlar dünyanın parasını istiyor. Biz 3 lira oran veriyoruz.
veriyoruz, 7 lira oran veriyoruz. İstedikleri paranın 4'te 1'ini filan alıyoruz. Biz amma hizmeti yapıyoruz ama bunu anlatamıyorum. Neyse, gelelim şimdi ayrıyetten. Ha, bunların için ne yapacaksınız? Instagram'dan, Twitter'dan yani X'ten bizimle iletişime geçeceksiniz ya da Telegram üzerinden Emmedi'yi bulacaksınız. Her yorumun altında sabitlenen bir mesaj var. Telegram linkimiz var orada. Oraya tıklıyorsunuz, oradan geliyorsunuz. Bu kadar basit. Gelelim maçlara. Şimdi cuma günü kontrollü gidelim. İnşallah hafta içi maçlarımız çok güzel gelir. Tek maç, özellikle tek maç katlama sistemi. Yani bu ay tek maçtan yolumuzu bulacağız demiştim ya ay başında. Yani benim hedefim tek maç. Çünkü yılbaşı geliyor. Bu tek maçlarla ciddi paralar kazanıyoruz. Bu tek maça inşallah hafta içini güzel bir şekilde kapatırız. Hafta sonunda sonra tekrardan giriş yaparız dedik ve ilk maçımız. Maçlar var ama ben majör liglere yöneleceğim. 3 tane majör ligden 3 tane takım. 3 maçı anlatacağım. Diğer maçları gruplarda vereceğimiz için oralara saklayacağız. Şimdi ilk maçımız İspanya La Liga'dan Las Palmas. Şimdi geçen hafta da Las Palmas'ı söyledik. Yani Atletico Madrid karşısında yenilebileceğini, Atletico Madrid'in artık bir galibiyeti içeri ilk yarıdan maçı koparacağını falan söyledik ya. Şimdi burada da Las Palmas'ın bu deplasmanda da işi zor. Ya zaten deplasmanda aslında kötü bir takım ama bundan 2 hafta önce Valencia maçında oynadıkları futbol o Valencia'nın eksikliğiydi, ezikliğiydi. Çünkü ilk 30 dakikada inanılmaz bir top oynayan Valencia maçı hep öyle tamamlayacağım zannetti. Rakibi rölantiyi aldı, dalgayı aldı ve cezalandırdılar. Bir de kırmızı kart olunca işler değişti. Şimdi burada ev sahibinin içeride oynayacağı oyuna iştirak edebilecek bir potansiyele sahip değil Las Palmas. Yani Las Palmas böyle karşı takımı sindirene kadar oynuyor, kasıyor. Karşı rakip sindiği andan itibaren Las Palmas tehlikeli takım. Ama bu sindirebileceğin takım değil Valladolid. Çünkü kuru bir oyun oynuyor. Böyle çok baskılı oyun oynayan, çok böyle hücum eden bir oyun yapısına sahip değil. Onlar da böyle uyutarak rakibi oynadıkları için Las Palmas'ın böyle kandırabileceği bir takım değil oyun esasında. Şimdi oyun içinde oyunlar olduğu için sizin seyrettiğiniz gibi sadece futbol oynanmıyor sahada. Sahanın içinde film de dönüyor. Ya film derken nedir kastım? İşte bu az önce anlattığım gibi Las Palmas bastırıyor bastırıyor bak bütün enerjisini boşaltıyor. Gol yememeye çalışıyor. Gol yemezse tamam çok güzel. Ondan sonra rakip yavaş yavaş frene basarken dinlenmek için işte ondan sonra Las Palmas. Şimdi bu takım öyle bir takım değil. Bu takım zaten durarak oynayan bir takım olduğu için Las Palmas bu taktiğini burada sökmez. O yüzden ben burada ev sahibinin kazanabileceğini düşünüyorum. Ama nitekim hiç sevmediğim, hiç tasvip etmediğim, çok nadir oynadığım bir oyunda olsa burada ideal tercih 2.5 gol altı olur arkadaşlar. Ama taraf bahsi alacak olan arkadaşlar benim gibi ya ben de 2.5 gol altı sevmiyorum. Futbol dediğin gol oyunudur diyen arkadaşlar maç sonu bir alabilirler ama buradaki ideal tercihimiz 2.5 gol altı. Bu birinci maçım. İkinci maçım Marsilya. Şimdi Marsilya ya hocasından kaynaklı zaten İngiltere'de de aynı futbol oynatıyordu. Çok inanılmaz koşarak, inanılmaz presli, inanılmaz baskılı. Yani ama işte aması var. Maç içerisinde o kadar çok efor sarf ediyorlar ki bazen nefes almayı falan unutuyorlar oyuncular. Yani bakın Marsilya maçlarını izleyin. Marsilyalı futbolcular korner kullanırken bile hareketliler. Yer kapma mücadelesi ya şimdi her takım evet kornerde yer kapma ama bu söylediğim öyle değil. Bak bu farklı bir boyut. Şimdi bu bir takımı yorar ve maçın belli bölümlerinde de zaten ki yoruluyorlar. Bunu Nantes maçında geçen hafta da gördük. Ya rakip bir kere iki kere geliyor. O bir kere iki kere gelmesinde bile gol atıyor Marsilya'ya. Şimdi bu neden oluyor? Bunun nedeni işte bu. Maçın öyle bir anında bütün takım olarak koşup bütün takım olarak koşturdukları nefes nefese kaldıkları için takım bütün halinde dinleniyor. Futbol öyle değildir aslında. Futbolda belli dakikalarda futbolcular nefes alır. Hareketli halde dinlenmeye geçerler. Sizler bunu sahada televizyonda görmezsiniz. Hareketli dinlenme diye bir şey vardır futbolda. Ama Marsilya bunu yapmıyor mesela. Hareketsiz dinleniyor ve yine söylüyorum hepsi aynı anda dinleniyor. İşte o hepsi aynı anda dinlenirken de rakipler geldi mi gol atıyor. Şimdi ben yine öyle bir maç olacağını düşünüyorum. Özel ki deplasman ekibi son haftalarda gol yollarında da özgüven yakalamış bir takım. Dolayısıyla Marsilya'ya da bu belli aralıklardaki nefes alma operasyonlarında bir nefes vereceklerdir. Ben bu maçı da bu yüzden evet karşılıklı gol var ama şu maç 2.5 üstü alalım ideal olarak. Ben ama şunu da söyleyeyim. Az önce söylediğim hikayeden dolayı özlerinde Marsilya'ya bir gol atacağını düşünüyorum ve bekliyorum. Atar atar atmaz. O nefes alma verme işine geçene kadar Marsilya 2 tane yerleştirir. Zaten 3. de gelirler arkasından. O yüzden 2.5 üstü gidiyorum. Ama benim beklentim bu maçta 2-1 3-1 gibi bir Marsilya galibiyeti. Yani karşılıklı gol var olacağı yönünde ama biz 2.5 üstü alalım. Çekilelim kenara. Bu da ikinci maçım. Üçüncü maçımız Bundesliga'dan Berlin Freiburg maçı. Şimdi bak evinde iyi oynayan bir Berlin var ve ben yine bu sene de daha önce de söyledim. Bu senenin Almanya'da sürpriz takımı. Yani sürpriz takımı derken şampiyonla oynayacak anlamında değil. İlk 4'ü kovalayacak. İşte geçen seneki Stuttgart gibi takımı olan Freiburg dedim. Şimdi Freiburg artık kontrollü oynamaya başladı. Yani bilerek oynamaya başladı. Önceden böyle oynamıyordu. Ligin ilk haftalarında
ama ligin ilk haftalarında oynadığı rakipler de farklıydı zaten. Şimdi daha böyle basarak, topa basarak, frenleyerek, doğru ataklar, doğru pozisyonlara girmeye çalışan bir ekip konumuna gelmeye başladı. Ki şunu da söyleyeyim, yani bunu daha önce de söyledim. Yedek kulübesi de zayıf bir takım. Kadroyu biraz güçlendirmesi lazım ki Ocak ayında transfer yapacaklardır diye düşünüyorum. Yapmazlarsa zaten biz de ona göre gardımıza da deriz ki bunlar demek ki ilk 4'ü ilk 5'i düşünmüyor deriz. Buradan önümüzü görürüz. Yaparlarsa farkındalar potansiyellerinin ve takımın üstüne bir şeyler koydular. İlk 4 ilk 5'e oynayacak bunlar deriz. Sizin de aklınızda olsun, notunuzu alın. Şimdi bu maçta 2 maçtır mağlup olan Berlin kendi evinde bu sefer puan almak isteyecektir. Yani yenmek, bak yenmek isteyecektir demiyorum. Puan almak isteyecektir. Çünkü buradan aşağı doğru tekrar düşmeye başlarsa düşme tehlikesi yaşadığı sezona doğru gider. Oralara düşmemesi için de takımın yavaş yavaş yukarı çıkması lazım. Şimdi onlar o sezon o hatayı yaptılar. O mağlubiyet serisinden bir an önce çıkabilmek için hep galip gelebilecek oyunlar oynamaya çalıştılar ama bunu beceremediler. Şimdi bu hoca biraz daha deneyimli. Bu hoca onu yapmıyor. Ben bu maçın dengeli bir maç olacağını düşünüyorum ve bu maçın da 2.5 gol altında kalacağını düşünüyorum ama bak şunu da söyleyeyim. Bu maç Freiburg'un galibiyetiyle sonuçlanmasını bekliyorum ben. Bu maç ya 0-0 biter ya 1-0 deplasman kazanır. Dolayısıyla bu maçta ne oynuyoruz? 2.5 gol altı. İlk yarı 0. İlk yarı 0 ideal oyun olur. Gol bassa alacak arkadaşlar aslında. 2.5 gol altı ideal oyun da. Ama işte diyorum ya ben 2.5 gol altını sevmiyorum. İlk yarı 0 tercihimiz olur arkadaşlar. Yine söylüyorum. Hani çok böyle biraz daha oranı yükseltmek isteyen arkadaşlarımız varsa ben maç sonu 2 tutuyorum. 0-2 yenilmezini de alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da 3. maçım. Cuma gününü hayırlısıyla atlatalım ve cumartesi pazara güzel bir giriş yapalım. İnşallah hafta içinde temsilcilerimizin hepsi galip gelmiştir. Bu yayında öyle neşeli neşeli bütün Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar hepsi neşeli bir şekilde cuma yayını dinliyorlardır. Bir sonraki yayında, cumartesi pazar yayınında tekrar sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar esen kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize bol şanslar.